Hani kenara gel. Gel, gel, gel. Gel kızım, gel, gel, gel. Gel korkma, gel, gel. Gel, gel. Gel. Ne yapıyorsunuz ki siz? Kutu gibi olmuşsunuz siz. Selamun aleyküm. Yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne var ne yok, nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir arkadaşlar. Rabbim hepinize sağlık sıhhat versin. Tuttuğunuz oruçlar hayırlısıyla kabul olsun inşallah. Bugün yine inekleri çıkarmayla başladık, videoyu başlattık. Bugün inekleri biraz uzaklara kovacağız. Annem de ineklerle beraber gidecek bugün. Atları dün akşam babam salmış ama bağlayacağız arkadaşlar. Yoksa çok sıkıntı yaşayacağız. İnekleri kovalayabilirler. Ondan sonra koyunu kovalayabilirler. Çok sıkıntı yaşarız. O yüzden şimdi şöyle gezmeye gittiler de gelsin, Asya'yı bağlarız. Diğeri de zaten burada durunca onu da diğer yerine bağlarız. Öyle işte, yine günlük bir vlogla devam ediyoruz arkadaşlar. Paylaşmayı, yorum yapmayı sakın sakın unutmayın diyorum. Haydi bakalım, başlıyoruz o zaman. Gel. Gel kız. Geri döndü, hele hele hele. Ne oldu? Boş muymuş? Hış. Hış. Ben sen koyayım. Hış. Hış. Git kız. Git kız. Bostanları sürüyor. Buralara hep işte patates, ondan sonra kabak falan ekiyoruz, soğan ekiyoruz. Şimdiden sürüyor. Buraya da hep meyve ekledik. Biraz sürünmesi zor. Bir tık. Hış! Çıkardık ineklerin hepsini. Şimdi bakalım. Gidiyoruz uzaklara. Haydi kızlar. Aşt. Aşt. Bunu sen yavaş yavaş şimdi işte. Gitmez gidiyor. Gitmez gitmez. Savar burada, gelmezler. Onlar sesimize... Bizimle mi gidecek sanki? Gelmez. Bizimle gelecek halleri yok ya. Evet, bunlar da meşe ağaçlarının meyveleri. Biz bunlardan küçükken şu şekilde boynuzlarını yapardık. Yani bunlara boynuz derdik. Boynuzlu koyun olurdu. Bir de bunların şöyle sadece yuvarlak olanlar var. Onlar da koyun olurdu. Genelde şunlar boynuzlu koç yapardık. Böyle küçükken bunlar da meşelerin meyveleri oluyor. İçi falan boş oluyor bunların. İsterseniz bir kıralım. Bakalım. Bir kıralım. Genelde bunun içinde saç kıran böcekler var ya, onlar şey yapıyor, yuva yapıyor. Bakın hatta delik var şurada. Bakalım, şimdi boştur ama. Bakın. İçi böyle boş. Biraz yumuşak gibi, böyle tüylü tüylü.
Hoş. Yayla yoluna girdik. Yaylaya çıkarıyoruz inekleri. Bugün de bir hastayım var ya, hiç halim yok. Başım ağrıyor ya. Havamı çaktı. Birkaç günde koyuna gidiyorum. O zaman işte üşüttük mü ne yaptık bilmiyorum. Annem de biraz daha yukarı kadar çıkarayım ben dedi. Babamı aradık, gel bizi al. Biz köye dönemeyiz. Buraya kadar geldik ama geri gidemeyiz dedik. Şimdi babam bizi almaya gelecek. Ben burada aşağıda derenin kenarında bekliyorum. Annem de yukarı çıktı. Burada iner şimdi. Öyle. Hava bir güneşli, bir soğuk ama esiyor yani. Eve geldim ben. İnekleri annem yukarı çıkardı. Şu şekilde nohut yemeği koydum iftara. Burada yoğurtlu bakla çorbası yapacağım. Ama ilk önce az bir domates sosu ve salçayla kavuruyorum ve tereyağı. Burada da bir tane tavuk vurdum. Böyle bunlar sobanın üstünde pişiyor. Bir de pide yapacağız. Şimdi pide yapımına geçiyoruz. Burada bir su bardağı su, bir su bardağı süt. Kuru maya, biraz şeker, iki tane de yumurta akı var. Çünkü üzerlerine, sarıları üzerlerine süreceğim. Şimdi şuradan unu koyarak bir yoğuralım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle koyalım bir. Sonra bir şuradan tuz. Şöyle. Yeter herhalde değil mi? Bundan iki tane veya üç tane şey çıkar, pide çıkar. Tabi boyutlarına göre değişir. Yine ben sobanın fırınında yapacağım. Deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Bakın çok güzel oldu. Şimdi bu kabarması için şöyle bir yarım saat, bir saat dinlenecek. Ben de yemekleri, çorbaları yapayım o olana kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Burada poşetleri koyduk kurusun diye, yıka dedik. Şimdi hamurumuz kabarmış güzel bir şekilde. Onu yapacağız işte. Şimdi nasıl yapsak? Yemekler pişmiş. Bayağı güzel. Ben biraz dinlendim. Ninem de o sırada yemekleri pişirmiş. Şimdi tepsiyi bir yağlayalım ya pişmesin. İlk önce şunu da yağlayalım. Evet, Ramazan nasıl gidiyor arkadaşlar? Hiç sormuyorum ben sizlere. Güzel mi? Zor mu geçiyor? Nasıl geçiyor hiç? Sizler de bahsetmiyorsunuz bana. Hamur da bayağı güzel gözüküyor. Heh, şimdi hamurun içerisine yağ koymadım. Çünkü hamuru unla açmayacağımız için, yağla açacağımız için ayrıca bir yağa gerek duymadım ben. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce bir hamuru şey yapalım. Yuvarlayalım. Ay, çok güzel koktu ya. Bayağı az oldu sanki ya. Yapışıyor.
Birinci. Sütle yoğurduğum zaman bayağı yumuşak oluyor hamur. O yüzden sütle yoğurdum bu sefer. Birinci pasım. Şöyle koyalım. Şurada 2-3 tane çıkacak ha galiba. Ama büyük olursa bilmiyorum ki 3. Şimdi biraz daha büyük yapalım ya. Şöyle katıp 2 tane yapalım büyük büyük. Bu arada ördek yumurtaları içerisindeki beyazları da ördek yumurtası, işte sarıları üzeri için ayırdım. Bakalım ördek yumurtası farklı olur her zaman. Bana biraz ağır geliyor. Ördek yumurtasını yiyemiyorum ben. Ama böyle hamur işine falan hep katarım ördek yumurtalarını. Bayağı iyi olur. Şimdi şöyle bismillahirrahmanirrahim bir açalım. Açtım. Şimdi bunlar kabardı. Ama şimdilik şöyle bir şey var. Ben dışarı gideceğim için arkadaşlar bunlar tam kabarmadan şekil vermek zorundayım. Dışarıdan geldiğimde de artık pişiririz. Ya da ben gelmeden ninem de pişirebilir. Belli olmaz. İlk önce şekil vereceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Siz oradan görebiliyor musunuz acaba net? Baklava şekli yapacaktım da böyle yapmıyorduk. Bu ikinciyi de yapalım. Acaba yumurta sürüp mü yapsaydık ki? Bir de öyle yapalım şu yumurtalarımı. Ördek yumurtalarını. Biraz sıvı yağ ekledim. Şimdi şu şekilde. Bunu yumurta sürmeden yaptık da bunu da yumurta sürelim. Ondan sonra şekil verelim. Aslında bir tane yumurtayı kırıp böyle dağıtıyorlar değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bazen internette görüyorum. Öyle yapıyorlardı sanki. Güzel de kabarmışlar. Ha, ben kabarmadılar sandım ama bir 10 dakikadır falan kabarmışlar. Şimdi sıcak sıcak yememiz için en iyisi ben gelince pişiririm bunu. Kapaklarını açalım şimdilik. Şey yapamam ben. Ellerimi pisleyince dökemem. Daha kenarlarını yapmadan şu şekilde yapalım. Ya
Eğer güzel olursa sürekli yaparım ben akşamları böyle. Güzel oldu ya valla. Şaka maka. Güzel oldu. Şöyle biraz çürük otu. Biraz da diğer susamdan atalım. Şimdi ben gelene kadar bunlar daha çok kabaracak. Ama şu ellerimi bir yıkayayım da ondan sonra devam edeyim. Tepsilerini üstüne kapatalım. Şunu da şuna kapatalım. Tamam. Örtüyü de üstüne kapattık mı? İşte mis. Geldiniz mi? Gel. Gel koca kız gel. Senin yerin diğer tarafı da herhalde ya. Ben inekten yerini bilmiyorum. Sürekli değiştiriyor bunlar. Gel. Senin yerin büyük ihtimalle burası. Dur köpük de. Dur. Ben geçeyim. Hadi gel. Evet. Bunun vaziyeti gayet iyi. Kaçma bir şeysi yok. Bu yine kaçmış ya. Getirdim bunu, koydum. Deli kızı. Kaçıp duruyor. Böyle bir de kürkük tavuk böyle yem yemezmiş arkadaşlar. 3 günde bir falan yermiş. O yüzden yine akşam kapattım sandı. Sabah yedireceğim burada yemleri. Hatta yemlerinden yemişler bakın şu kısımdan. Suları da burada. Sabah yine açacağım. İnşallah bu sefer kaçmaz. Yumurtalara bakabilir miyim? Seni rahatsız etmeden sıcak mı bakalım? Anam anam anam. Bakacım be, bakacım be. Kırmış mı ya? Altında hiç saman koymamış bunlar. Allah, acaba bir şey mi olur ki? Saman yok. Ninem bol saman koy dedi. Samanı ben doldurayım bari sandığın üstüne kadar. Saman getirek. Tavuklara bir su dolduralım. Evet, eve geldim. Benim pide nasıl olmuş arkadaşlar? Şekil vermiştim ya, o kabarmış ben gelene kadar bu şekilde olmuş. Ama olsun, yapacak bir şey yok artık. Öyle. Şimdi halamı da göstereyim arkadaşlar, çok merak ediyorsunuz. Bugün misafirimiz Sebat halam, en büyük halamız. Bugün iftarı beraber açacağız inşallah. Öyle.